Şimdi bu Misuri Türkiye'ye niçin geldi? Nisan 1946 başında. Hemen bir özet yapayım arkadaşlar. 1945 senesinin Mart ayında Sovyetler Birliği müddeti dolmuş olan 20 senelik saldırmazlık paktını imzalamayacağını söyledi. Şartlar değişti. Bizim yeni taleplerimiz, yeni beklentilerimiz olacak dedi. Buna karşılık Türkiye nedir bunlar dedi. Sovyetler Birliği dedi ki Çanakkale ve İstanbul boğazlarında üst isteriz. Doğuda da iki ya da üç vilayetin tartışmalıdır burası. Kars, Ardahan, Ağrı ya da değil bir tanesi eksik neyse. Doğuda bir kısım topraklarında tekrardan bize teslim edilmesini isteriz. Türkiye bunu kabul etmem dedi. İlk önce yalnız kalmıştı. Şimdi çok özet olarak resmi tarihin olayı anlatışını tekrar ediyorum size. Resmi tarih bu süreci böyle anlatıyor. Türkiye yalnız kaldı. Büyük bir tehditle karşı karşıyaydı. Çünkü o günün Sovyetler Birliği 2. Dünya Harbi'nden en üst çıkmış, birliklerini terhis etmemiş. Asker sayısı ateş gücü itibarıyla dünyanın en büyük ikinci ordusu. Türkiye onun karşısında yani şöyle diyelim bir kartalın karşısında bir serçe, bir sığırcık kuşu gibi adeta aradaki özellikle askeri güç orantısızlığını bu şekilde anlayın. Daha sonra varlığını ayakta tutabilmek için denize düşen yılana sarılır hesabı dış dünyadan Sovyetlere karşı kendisini koruyacak himaye edebilecek güçlü, kuvvetli devletler aramaya başladı. Hemen Amerika'yı gördü, İngiltere'yi gördü, onlara yanaştı. Onlar da Türkiye'ye tamam biz seni Sovyet tehdidine karşı koruruz dediler. İşte bu koruruz sözünün sembolik bir ifadesi olarak da bir sene sonra Missouri zırhlısı Amerika'da iki sene önce ölmüş olan Türk Büyükelçisi'ne sözüm ona cenazesini getirme bahanesiyle İstanbul'a geldi. Dört gün İstanbul limanında kaldı. Bu Sovyetlere karşı bir tavırdı. Yani sembolik dille Sovyetlere denli ki Türkiye'ye saldırmaya, işgal etmeye kalkışma Sadece Türkiye ile harbe girmezsin ben de sana harbi ilan ederim falan. Üzü bu. Yani arkadaşlar o gündür bugündür Türkiye'nin sorgusuz sualsiz Amerika'ya teslim edilmesinden vicdanı rahatsızlık duyan ama diğer taraftan İsmet Paşacılık'tan da vazgeçemeyenler olayı bu şekilde formüle etmeye çalışırlar. Yani tamam İsmet Paşa Türkiye'yi Amerika'yı Türkiye'ye davet etti Türkiye'nin dış politikasını büyük ölçüde Amerikan politikasını endeksledi ama fakat yani Türkçedeki tam tabiriyle tam karşılığıyla burada bir denize düşen yılana sarılır sendromu vardı. Böyle muazzam bir güç Bulgar sınırında, Kafkas sınırında onlarca tümen yığmış. Her an Türkiye'ye saldırmak için hazır beklerken o telaş içerisinde, o endişe içerisinde mecbur kaldı böyle bir şey yapmaya. O bakımdan Türkiye'nin Amerika'ya sorgusuz sualsiz teslim edilmesinde bu şartlar nedeniyle, bu dönem nedeniyle İsmet Paşa'nın öyle çok da fazla bir kabahati yok. Bu resmi tarihin anlatımı. Ama bakın arkadaşlar gerçek tarih bize neler söylüyor. Türkiye üzerine tezler Yalçın Küçüğün 5 ciltlik meşhur kitabı 2. cildinden sayfa 297'den naklediyorum. Tarih 31 Mart 1945. Çok erken bir tarih özelliğine. Sovyetler Dışişleri Bakanı Biz anlaşmayı yenilemiyoruz. Türkiye'den bazı taleplerimiz var dedikten iki hafta sonra. Henüz daha olayın başı. Dönemin Türk Dışişleri Bakanı ya da üst düzey yöneticilerinden biri düzeltiyorum Hasan Saka Amerikan Büyükelçisi ile görüşürken diyor ki Türkiye Sovyetlerden saldırı beklemiyor. Çünkü arkadaşlar Sovyetler saldıramazdı bunu. Geçen programda da bir başka vesileyle zikrettik. Böyle bir şey yaptığı takdirde Amerika'nın kendi çıkarları nedeniyle özellikle Orta Doğu buna sessiz kalmayacağı, Amerika'nın da Sovyetlere harp açacağı belli. Ve o günün dünyasında elinde nükleer silah bulunduran tek ülke Amerika. Sovyetler bu teknolojiye bu tarihten 4 sene sonra sahip olacaklar. Onu da hemen kullanamayacaklar. Kullanabilir hale gelmeleri için de bir 5 sene geçecek. E bu şartlarda Amerika ile herhangi bir büyük gücün harbe girdiğini varsayın. Diyelim ki adı bunun Sovyetler besbelli bir nükleer mezarlık haline dönüşür. Bunu da bildikleri için Amerika'dan korkuyorlar, çekiniyorlar. Bu sebepten de yaptıkları blöf Maksat Türk ordusunun ikinci dünya harbi bittikten sonra terhis edilmesini, askeri baskı uygulayarak engellemek, ekonominin üzerindeki ordu payını, silahlı kuvvetler payını aynen devam ettirip, Türk ekonomisini çökertmek, o yolla bir iç isyan yoluyla halkın isyan edip inönü hükümetini düşürmesine yol hazırlamak. Eğer tutarsa. Bu da tutmayacak çünkü... Batı o noktada da devreye girecek ama Sovyetlerin bütün hesabı bundan ibaret. Bütün hesabın bundan ibaret olduğu o gün sıradan sokakta yürüyen bir vatandaş tarafından değilse bile Türkiye'yi idare edenler tarafından da Amerika'yı idare edenler tarafından da dünyanın neresinde olursa olsun üst düzey siyasetçiler, stratejistler tarafından da biliniyor. Bu parantezi kapattım biraz kuramsaldı söylemeye mecburdum. İşte Türkiye'den bir örnek verdik. Hasan Saka Amerikan Büyükelçisine diyor ki biz Sovyetlerden bir saldırı falan beklemiyoruz. Mart 1947 Eisenhower geleceğin Amerikan Başkanı, 2 sene öncesinin Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanı Sovyetler Birliği'nin büyük çaplı bir savaşı yürütmeye ne niyeti var ne de böyle bir savaşı yürütebilecek kaynaklara sahip. Türkiye'ye Sovyetler Birliği'nin yakın gelecekte iradesini dayatmak üzere dolaysız askeri önlemlere başvurması, dolambaçlı bir ifade, saldırması yani çok düşük bir ihtimaldir. Mart 1949, iki sene daha geldik bu tarafa. John Foster Dulles, Birkaç sene sonrasının efsanevi Amerikan Dışişleri Bakanı. Bu hükümette yani Amerikan hükümetinde ya da herhangi bir hükümette Sovyet hükümetinin şimdi açık bir saldırı tasarladığına inanan asker ya da sivil sorumlu bir kişi bile bilmiyorum. Evet. Şimdi bütün bunlardan sonra Ceza davalarında hukukçular bilirler en kuvvetli delil zanlının sanığın suçu ikrar etmesidir. Bakın Türkiye'yi Sovyetler bizi tehdit ediyordu. Onların korkusu nedeniyle Amerika'yla birleşmek zorunda kaldık. Daha sonralarında uydurmasıyla bu cinayetini savunan İsmet Paşa Hazretleri'nin yani bu konudaki sanığın caninin bizzat kendisinin kendi ağzından çıkan itirafı ne? Sene 1948 kaynağım Cemil Koçağ'ın dönüşüm kitabı sayfa 110. Bu çok kritik bir bilgi olduğu için özellikle paylaşıyorum iletişim yayınları. 1948'de yani henüz daha o dönem devam ediyor. Şartlar 3 aşağı 5 yukarı aynı. İsmet Paşa Hazretleri aynen şunu söylüyor. Eğer Rusya gelip de aradaki ihtilafları uygun bir şekilde halletme teklifini yapacak olsa bile ben Türk siyasetinin Amerikan siyasetiyle el ele gitmekte devam etmesine taraftarım. Bu da arkadaşlar suçun ikrarı. Yani mesela Sovyet tehditlerinden korkup da istemeye istemeye Amerika'ya yanaşmış olma değil, tam tersi. Amerika'nın kucağına atlamaya gönüllüydüler. Ama bunu dünya kamuoyuna en başta kendi kamuoylarına hazmettirebilmek için bir kamuflaja ihtiyaçları vardı. Bir bahane uyduruk da olsa bir gerekçeye ihtiyaçları vardı. Sovyetler bizden toprak istiyor, bizi tehdit ediyor. Tehdidi iddiası arayıp da bulamadıkları bu gerekçeyi onlara verdi. Olay sadece ve tamamen bundan ibaret.